Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Hazırlaması gayet kolay, sunumuyla göz dolduran, lezzetli mi lezzetli, haşhaşlı sultan tatlısı ile karşınızdayım. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Tatlımızın şerbeti için tencereye 2,5 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı suyu alarak karıştıralım. Ardından şerbeti kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra şerbetimize çeyrek limonun suyunu ilave ederek 10 dakika kaynatalım. Daha sonra şerbeti bir kenara alarak soğumaya bırakalım. Hamur için yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 200 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu alarak yoğurmaya başlayalım. Yaklaşık 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayalım. Bütün hamur bitinceye kadar bu şekilde hazırlayalım. Hazırladığımız tatlıları önce süte batıralım, ardından her tarafını mavi haşhaşa bulayalım. Pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye tatlılarımızı yerleştirdikten sonra orta kısımlarına fındık batıralım. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirelim. Fırından aldıktan sonra tatlılarımıza soğuyan şerbeti gezdirelim ve şerbetini çekinceye kadar tatlılarımızı dinlendirelim. Şerbetini tamamen çektikten sonra haşhaşlı sultan tatlılarımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla tarif için Nefis Yemek Tarifleri uygulamasını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.